Avusturya için 8 milyonluk bir ülke 25 Şubat'ta başladı ilk vaka. 25 Şubat'tan itibaren eğer ki bu sosyal izolasyon sağlanmasaydı, bu kadar okulların tatil olması, işte alışveriş merkezlerinin tatil olması, dükkanların tatil olması vesaire sağlanmasaydı, Mayıs ayı itibariyle 2 milyon tane vaka olması öngörülüyordu Avusturya'dan. Yani o Şu an ne? Avusturya'nın durumu nedir şu anda? Avusturya'da 15 bin vaka oldu. Çok ama sıkı bir sosyal izolasyon uyguladı ve halk buna çok güzel uydu. Yani burada sadece devletin uygulaması yetmiyor. Yani burada halktan da bir karşılık görmesi gerekiyor sosyal izolasyon. Yani burada Avusturya'da bunun bir çok ciddi bir örneğini gördük. Yani İtalya'da bunu yapmaya çalıştı belki ama halktan şey görmedi. Yani Türkiye'de sokağa çıkma yasaklarıyla bir şekilde bu yapılmaya çalışıyor. Burada halk, yani bu birazcık da nasıl söyleyeyim, yani halkların özelliği, iklim DNA'sı yani. Avusturya'da var. Halkın kültürü. Avrupa'dan baktığınızda Türkiye'deki uygulamaları nasıl görüyorsunuz? Yani Avrupa'nın her ülkesi farklı bir ses. Mesela İtalya kötü, Fransa kötü, Hollanda'da ölümler yüksek ilginç bir şekilde. Mesela yaşlılar evinde, yaşlılar terk edilip İspanya, Fransa başkanı açıkladı. 3200 yaşlı, yani az buz bir rakam değil, yaşlılar evinde yaşlılara bakılmadı filan. Hani bu biraz bu Avrupa'da bizim bilmediğimiz veya görmediğimiz başka tablolara bir değerlendirir misiniz? Bir de oradan bakınca Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi şöyle söyleyebilirim, görebildiğim kadarıyla şimdi Türkiye'de tabii çok fazla doktor arkadaşım var. Burada Avusturya'da tıp fakültesini okuyup gitmiş olsun, diğer onkolog kimliğimle tanıştığım arkadaşlarım olsun. Bu arkadaşlarla hep bağlantı halindeyiz. Türkiye'de fedakar bir şey var, doktor kitlesi var, fedakar bir tıp sistemi var. Dediğim gibi Avrupa'da baştan beri olay aslında çok kişi de ölecek. Yani İngiltere bunu da açık açık söyledi. Yani sürü bağışıklığı dedi, çok fazla kişi olacak, sürü bağışıklığıyla kurtulacağız bundan dedi. Şimdi mesele başından beri tıp sistemini çok fazla yormamaktı. Şimdi ben burada şunu ciddi ciddi şunu görüyorum. Şöyle bir örnek vereyim size. Birkaç sene önce İstanbul'daki büyük bir hastanedeki yoğun şey acildeki uzman bir arkadaşım Avusturya'daki, yani bizim hastanedeki şeyi AK Avusturya'nın en büyük araştırma hastanesinde çalışıyorum. Aynı zamanda Avrupa'nın da en büyük araştırma hastanesi. Benim çalıştığım hastane. Bizim hastanenin yoğun bakım şey yoğun bakım değil pardon, aciline bir gecede gelen hasta sayısını işte merak etti. Yani kendi hastanemle karşılaştı. Böyle bir bilimsel çalışma falan değil, öyle Anladım. Bir kişisel bir şey mi? Evet, peki. güncel bir merak. Oradaki arkadaşlara sordum. İşte birkaç sene önce oluyor bu. O ismi, şimdi ismini vermeyeyim. İstanbul'daki o büyük hastanelerden yani, ama İstanbul'da öyle rahat 10 tane hastane var. O hastaneye gelen, o İstanbul'daki o hastaneye gelen bir gecede acile hasta sayısı buradaki hasta sayısının 5 katı. 5 katı bir gecede gelen ve personel daha az. Yani buradaki şeydeki acildeki bizim doktor arkadaşlarımıza göre İstanbul'da benim arkadaşımın çalıştığı acildeki şey çok daha az. 5 katı düşünün. Yani şu an bu pandemi sırasında görüyorum ki aslında İstanbul'daki ve aslında Türkiye'deki durum böyle. Yani ben Düzce'liyim, işte eşim Sakaryalı, böyle olunca hem Düzce hem Sakarya, her Türkiye'ye girişimizde acile ya akrabalarımızı şey yapıyoruz. Yani Türkiye'deki sistemi de biliyoruz sonuçta, İstanbul dışındaki. Türkiye'de aslında acillerde her gece belki bir afet söz konusu. Hani eğer Avrupa böyle bazında baktığımızda yani kıyaslarım. böyle bir ifade etmek gerekirse, yani öyle bir hasta yoğunluğu var. Bu hasta yoğunluğu olunca işte şeyden dolayı, pandemiden dolayı gerçekten lüzumsuz gitmemesi gereken hasta da gitmeyince, bu konuda da ciddi bir düşük olunca, hani asıl gitmesi gereken pandemi hastası gidince Türkiye bunu kaldırdı. Çok rahat. Belki Türkiye daha fazlasını da kaldırırdı. Hani ben bu konuda da hiç şeyim yok, şüphem yok. Yani Türkiye'deki doktor arkadaş, Avrupa'da hiçbir hastane bu şekilde çalışamaz yani. Çalışsa çöker. Siyasal sistem de çöker. Ondan sonra tıp sistemi de çöker. Yani Türkiye her gece zaten böyle çalıştığı için Türkiye'deki meslektaşlarımız bir pandemi durumunda şey oldu. Yani Yani kaldı. aslında Türkiye'de normalde de hasta yoğunluğu fazla olduğu için Aynen. pandemideki bu ağırlığı çok rahat kaldırdı, tolere Kaldırdık. etti diyorsunuz. Aynen. Tedavi protokolünde bir fark var mı? Fark var. Yani ben tedavi protokolünü de yakından takip ediyorum. Hakeza çok yakın bir akrabam, daha yeni korona olduğu için o yüzden de takip etmem gerekti. Yani Avusturya'da şey verilmiyor. Yani hasta
Yani Covid pozitifse, hafif semptomları varsa zaten evde kalıyor, evde takip ediliyor. Evde karantinada oluyor. Şimdi o evde karantinada olan hastalara bir app geliştirilmesi tartışılıyor birkaç haftadır. İşte o app geliştirilsin, hasta kimiyle kontağa geçti, hastalığın yayılmasını engellemek için iyi bir öneri olabilir diye. Ama data gizliliği, bilgi gizliliği yasalarına takılıyor. Olur mu, olmaz mı? Hala olay işte top video geliyor vesaire. Velhasıl yani o hastalara şey tedavi hiç uygulanmıyor. Sadece semptomatik tedavi, ağrı kesici tedavisi. Ama Türkiye'de uygulanan tedavi direkt yani üçlü işte şey sıtma ilacı işte klorikinin diye sıtma ilacı ondan sonra antiviral ilaç normal grip için kullandığımız bizim burada 5 gün boyunca normal grip için kullandığımız oseltamivir kullanılıyor. Bir de antibiyotik veriliyor Türkiye'de. Çünkü yani Covid zatürresi ikinci olarak, sekonder olarak bakteriyel zatürre de geliştirebiliyor. Böyle olunca yani üçlü bir tedavi buluyor Türkiye. Yani Türkiye'nin bu konuda çok 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 ciddi, yani dediğim gibi doktor bir defa Türkiye'de hep bir afet ortamı olduğu için her gece o kadar doktorların ve sağlık hastanelerdeki o ekipmanın sağlam olması. Yani her gece 700-800 tane normal bir hastanenin bile bir hastayı şey yapması acilinde hayal edilemez bir şey yani Avrupa standartlarına göre. O yüzden Türkiye çok rahat onu kaldırdı. Doktorlarından dolayı, doktorları gerçekten iyi. Öbür taraftan 2 hafta en azından geç başladı Türkiye'deki ilk vakalar. Yani bu 2 hafta, bir gün bile çok değerliyken bir salgın sırasında 2 hafta kazanmış olmanız çok ciddi bir know-how kazanmış olmanız oluyor diğer ülkelerden. Yani çünkü dediğim gibi yani Wuhan'da Evet, bu bir sürü bilgiyi de almış paylaşmış oluyorsunuz. Evet. sürekli, yani yayın havuzuna sürekli akıyor Wuhan'dan. Şu anda mesela gene şeyden akıyor, İtalya'dan akıyor. Diğer ülkelerden akıyor. Sürekli webinarlar düzenleniyor. Yani bu webinarlar dediğim on binlerce doktorun, dünya yüzünden işte Çinli doktorlar, Çinli meslektaşlarımız konuşuyor, İtalyan meslektaşlarımız. Herkes tecrübesini paylaşıyor. Yoğun bakımda işte entübasyonlar nasıl olması gerekiyor? Hangi şeyle, hangi destekler verilmesi gerekiyor? Ondan sonra pıhtılaşma nasıl oluyor? Antiviral ilaçlar ne zaman kullanılması gerekiyor? Cytokine sendrom diye bir şey var. O ne oluyor vesaire diye. Türkiye 2 hafta geç aldığı için ilk hastasının 2 haftalık bir bilgi kazanım ve dediğim gibi bir gün bile önemliyken 2 hafta kazanıyor. Ve bu üçlü tedaviyi uyguluyor. Yani tabii ilacı da var demek ki, yani ilacının da olması, yani çünkü Avrupa'da maske bile sorunken ekstradan bu kadar yüzlerce binlerce kişiye her teşhis olunana bu ilacı vermek de kolay bir şey değil. Yani demek ki Türkiye'nin bu konuda iyi bir ilaç problemi de yok diye düşünüyorum ben. Yani şu anda işte kaç bin, yani 70, 80 bin tane vaka var galiba Türkiye'de. 80 bin kişiye bu ilacı tedarik etmek de kolay bir şey değil. Demek ki ilaç problemi de yok, yani ilaç şirketleri de üretmiş demek ki Türkiye'deki. Mesela daha yeni klorokin çok şeydi, tartışma götüren bir ilaçtı. Yani Fransızlar olur diyordu, İtalyanlar olmaz diyordu, Avusturyalılar olmaz diyordu vesaire. Bir tane bir klinik çalışma, randomized deniyor. İşte kontrollü bir klinik çalışma şeyden, Çin'den daha yeni yayınlandı. Mesela çok ciddi etkisini gösteriyor şeyin. Yani tam Türkiye'nin şu anda uyguladığı tedavi konseptini orada bir kontrol grubuyla birlikte denenmiş COVID'li hastalarda ve denemeye göre gerçekten o üçlü tedavinin güzel, yani küçük bir çalışma tabii ki ama yine de bilimsel çalışma kurallarına da oldukça uyup yapılmış bir çalışma. Güzel yapılmış ve pozitif bir sonuç elde ediyor ve Türkiye bunu en başından beri uyguluyor bu şeyi. Dediğim gibi Avusturya'da bu yok, yani Almanya'da da yok bildiğim kadarıyla. Almanya'daki arkadaşlarım da bize söylediği kadarıyla. Yani bunlar çok pozitif olaylar. Yani geç gelmesi ve Türkiye'nin ilaç stoğu var veya ve Türkiye gerçekten de hızlı hareket eden bir ülke. Yani ben onun da çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani bu ilacın etkisi var diye düşünüyorsa demek ki yani fabrikaları vesaire çok hızlı bir şekilde stimüle edip çalıştırmıştır. Yani bu olaylar Avrupa'da birazcık daha şey ilerliyor. Yani birazcık daha hantal ilerliyor desem yeridir. Bunlar tabii Türkiye'nin avantajları ama çok büyük bir dezavantajı da bu sosyal mesafe olayı. Yani bu konuda sanırım çok daha erken vakitte Türkiye'de bitebilirdi. Yani şu an çok daha o pikin daha da düştüğünü görebilirdik. Eğer sosyal mesafe çok daha mesela Avusturya gibi uygulansaydı Türkiye'de, şu an Türkiye'de belki tamamen sıfır olurdu. Ondan sonra bakanlığın bu konuda oluşturmuş olduğu gruplar var.
Yani eğer COVID korona pozitif yakalandıysanız korona pozitifliğiniz üzerinden sizin bağlantıya geçmiş olabileceğiniz kişilere de ulaşılıyor ve bunlar da uyarılıyorlar. Semptomları varsa o kişilere yollanıyor. Avusturya'da mobil bir sistem söz konusu. Yani siz evinizde kalıyorsunuz, geliyor. Bu testi yapacak olan birim size geliyor. Yani Türkiye'dekinin tam detaylarını bilmiyorum ama bir yani hasta olan kişiyi tespit edip hasta olan kişinin ulaştığı veya bulaştırmış olabileceği kişilere ulaşma olayı Avusturya'da da var. Türkiye'deki Sağlık Bakanı. Bir de bu çok güzel Türkiye'de. Gerçekten çok şeffaf bir bilgi akışı var. Yani mesela ben Avusturya'yı da takip ediyorum. Türkiye'yi de ama Türkiye'de çok şeysiniz yani. Hani çok hakimsiniz. Bir de çok şeffaf bir bilim kurulu var. Hani Avusturya'da bu daha yeni mesela kritize ediliyor. Hükümet diyor ki bilim adamlarına sorduk diyor. Şimdi yavaş yavaş artık olay zayıflamaya başlayınca hastalığın afaka geçmeye başlayınca gazeteciler de sormaya başlıyor. Ya hangi bilim adamına soruyorsun? Kimdir senin? Yani danıştığın bilim adamın kimdir? Kime soruldu bu kadar nedir onun adı? Önlemleri işte sıkılaştırıyorsun veya gevşetiyorsun diye. Ya, Türkiye'de bu konuda insanlar çok güzel oldu bence baştan beri. Panik durumunu çok bence azalttı. Daha kötü olabilirdi çünkü olmasaydı. İnsanlar biliyor ki bakan bunu söylüyor ve insanlar biliyor ki bilim kurulu var. Bilim kurulundaki kişiler bunu söylüyor. Yoksa her köşeden pıtlak gibi her şeyde birileri çıkacaktı yani. Her yerden bir uzman çıkacaktı. Türkiye'deki bilim kurullarından vesaire de söylenen olay, sıkça söylenen olay bu. Şey yapmayacaksınız yani bağlantıya geçmeyeceksiniz. Bağlantıya geçmediğiniz sürece bağlantıya geçmeyin çünkü o karşınızdaki hiç semptomu olmayabilir fakat taşıyıcı olabilir. O taşıyıcı olduğu için onda hastalık yapmayalım. İşte benim geçen hafta bağlantıya geçtiğim hastanın hiç semptomu yok. Kanser hastası ve aktif tedavi görmesine rağmen tek bir semptomu olmayan bir hastane. Hala da yok. Bugün yine telefonla konuştum. Hala da yok hastamın semptomu. Yani böyle durum olacağı için işte Avusturya bu yüzden başarılı oldu. Çünkü bu sosyal izolasyonu inanılmaz iyi uyguladı. Yani çok şaşırtıcı, çok hızlı bir şekilde. Gerçekten insanlar herkes birbiriyle kontağa geçti. Yani hastanede dahi biz kendi meslektaşlarımızın arasında mesafeli duruyoruz. Çünkü biz de birbirimize bulaştırabiliriz sağlık personeli. Hani hemşireden bana, benden hemşireye, doktordan diğer yani doktor arkadaşımdan bana, benden ona. Sosyal kontak o bir numaralı olay. Yani altın kural, sosyal Yok, kontağı azalt. geri kalan kısmında o kadar yok. Makarna paketiydi, yok. Kapı koluydu, o kadar da diyorsunuz. Değil yani. Dediğim gibi buradaki bilim kurullarına ben yapıyorum ve Wuhan'dan gelen bilgilere aynı Peki zamanda beslenme ile yani. ilgili, özellikle hani onkolojide falan da söz konusu oluyor. Son olarak çok yorduk sizi. Beslenme ile ilgili önerileriniz olur mu? Şimdi beslenme ile ilgili bu hemen hemen her kanser hastasının bize sorduğu şey. Hani diyorlar ne ile beslenelim, ne yiyelim, ne içelim. Bu konuda yok yani keşke olsa böyle bir mucize bir preparat, mucize bir işte ilaç ben mucize bir şurup içinde vitaminlerin, işte proteinlerin, minerallerin olduğu böyle bir şey yok. Hep bizim söylediğimiz yani en önemlisi beslenmede kalori dengeli her şeyden yani bir tane yiyeceğin bir tanesine odaklanmalı değil, her şeyden dengeli bir şekilde yemek. Hamur işinden de dengeli, işte tuzundan da, şekerinden de, proteininden de, etinden de, sebzesinden de, meyvesinden de her birinden dengeli olarak yemek. Bu çok çok önemli. Özellikle et yemek çok önemli. Kırmızı et.